Gördüğünüz gibi biberiyenin çok hassas, çok güzel çiçekleri var. Evet, biberiye. Rosmarinus officinalis, Latincesi. Çok güzel bir tadı var. Ha hoş, kendine hoş. Bunu özellikle et, pirzola, biftek gibi veya sulu et yemeklerinde böyle bir dal kırıyorsunuz, atıyorsunuz. O çok güzel bir lezzet verir, haz verir etli yemeklerde, sulu yemeklere. Katırırsa çok iyi gelir. Veya böyle bir demet kırıyorsunuz, banyoya atıyorsunuz. Banyoya. Ne yapıyor? Kan dolaşımını etkiliyor. Kanınızı, cildi temizliyor, arıtıyor. Rosmarinus, yani biberiye. Biberiye kanı temizler. Biberiye düşük tansiyonlar için idealdir. Birleşimindeki eterik yağlar, özellikle de sineol, çok çok etkili. Antioksidan, anti-aging. Ne demek? Serbest radikalleri bağlıyor, vücuttan atıyor. Serbest radikaller insan vücudunda ne kadar çoğalırsa o kadar tehlikelidir. Çünkü serbest radikal ne demek? Kuduz köpek gibi demek. Saldırır. Bütün organlara, dokulara, hücrelere saldırır. Hastalıklı, bağışıklık sistemini çökertir. Serbest radikaller, yani hidroksil grupları, peroksit grupları vesaire. İşte biberiyenin birleşimindeki etken maddeler ne yapıyor? Serbest radikalleri kendine bağlıyor. Kuduz köpek gibi çevrede gezen tehlikeli serbest radikalleri zararsız hale getiriyor. Bu nedenle çok çok etkilidir. Antiviral, antiseptik özelliklere sahip. Çorbalarda, sulu et yemeklerinde, pirzolada, efendim, mükemmel bir etkiye sahip. Banyolarda da kullanılır. Eterik yağ. Düşük tansiyon olanlarında biz çok güzel bir formül geliştirdik. Biberiye forte birleşiminde. Biberiye forte düşük tansiyon problemi olanlar için artı kalbi güçlendirir. Kalbi, kan akışını artırır. Hürmetler, saygılar.